Evet. Öncelikli olarak biraz önce konuşan her iki hatibe de söyleyeceğim sözler var. Sayın Çelebi, sen seni iyi gününde, kötü gününde, cezaevinde yalnız bırakmayanları değil, seni o cezaevine attıran, kumpas kuran, sümüklü FETÖ'yle yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün Atatürk'ün askeriyim diyordun, bugün Atatürk'e zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen, keşke Yunan galip gelseydi diye dua eden fesli Delikadir'in yol arkadaşlarının yolunu seçtin. Sen Altay tankıyla gezmezsin, 34 milyonluk lüks araçla gezersin. Sen gazilerin hakkını verdik diyorsun, 20 bin mağlur sayılmayan gazinin gazilik haklarını vermedin. Evet, bittim. Evet, lütfen tamamlayın. Bir daha uzatmayacağım, son uzatma. Ayşe tatile çıksın parolasını kullanıyorsun. Ayşe tatile çıksın Kıbrıs Fatih'i Ecevit'le özdeşleşmiş bir paroladır. İstanbul soruyorum, İstanbul seçiminde PKK'lı terörist Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp o isteten kimdi? Kürsülerde sümüklü FETÖ'ye geldi bu hasret bitsin diye metiyeler düzen kimdi? Çözüm süreci diye ha burada PKK'lı teröristleri kırmızılılarla karşılayıp davulla zurnayla çadır mahkemelerinde beraat ettiren kimdi? Önce bunların cevabını vereceksin. Evet Sayın Danış Beştaş. Açalım mikrofonu. Teşekkürler Sayın Başkan. Çelebi döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş. Zirveye taşımış. Topaç gibi oradan oraya gidiyor ve gittiği yerde önüne konulan yemeği de yiyor. Ne söyleniyorsa onu söylüyor. Yani burada bütün Türkiye biliyor, bizim topaçlarla, döneklerle işimiz yok. Demirtaş'ın tırnağı olamaz. Demirtaş'a kurban olsun. Demirtaş kim, sen kim ya? Sen nasıl Demirtaş'ı ağzına alırsın? Kurban ol ona. Sayın Başkan, başka bir konuşmacı burada... Burada korucu metiyeleri dizdi, korucuları milli kahraman ilan etti, elimizde yüzlerce rapor var, karışmadıkları suç yok ya, taciz, tecavüz, istismar, insan kaçırma, daha iki gün önce Ahmet Gün partilimiz yöneticimiz, korucu Sıdık Baba... Evet, Sayın Danış Beştaş lütfen son sözlerinizi alayım. İbrahim Gün hala yoğun bakımda. Korucuların tarihini savunanlar AKP sıralarında oturuyor. Sadece 86-96 yılları arasında 23.222 geçici koy korucusu işledikleri suçlar sebebiyle işlerine son verildi. 96'da rahmetli Necmettin Erbakan MİT raporunu kaynak göstererek Güneydoğu'da koruculuk sistemi adeta eroin şebekeleri gibi çalışıyor dediler. Ve korucular hızla, yaygın bir şekilde bu iktidardan aldığı güçle katletmeye, tecavüz ve istismar suçlarını işlemeye devam ediyorlar. Kendi halkından, kendi akrabalarından, kendi kimliklerinden insanları katlediyorlar. Çağırın bütün koruculara, silahlarınızı bırakın, halkınıza karşı suç işlemeyin. Teşekkür ediyorum. Sayın Akbaşoğlu, vereceğim. Sen o yerden. Sayın Akbaşoğlu, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sayın vekilimiz ve grubumuz adına konuşan bütün vekillerimiz gayet güzel bir şekilde, müdeller bir şekilde hakikatleri ortaya koydular. Siz farklı düşünebilirsiniz. Farklı düşüncelerinizi zaten ifade ettiniz ve edeceksiniz. Bunun hakareti yapan, şahsileştirerek sayın milletvekilimize şahsi anlamda kötü bir dil kullanan, temiz bir dil kullanmayan sizlersiniz. Biraz evvel bunların hepsi tutanağa geçti. Bu konuda şunu ifade edeyim. Bağlamından kopararak, her şeyi birbirine karıştırarak bir ton hakareti bocaladınız, boca ettiniz. Sonuç itibariyle Demirtaş'ı ağzınıza nasıl alırsınız diyorsunuz. Sayın Akbaşoğlu, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Sonuç itibariyle siz burada
bizim isimlerimizi ağzınıza alarak eleştiri getiriyorsunuz da Demirtaş'la ilgili yapmış olduğu hukuksuz, haksız çağrılar, insanların ölümüne sebebiyet veren ve parti olarak MYK kararlarıyla milleti galeyana getirmeye, sokağa davet etmeye dair çağrılarını eleştirmesi hak değil mi? Tabii ki hak. Sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Bakın, korucuları gündeme getiren oradaki Kürt kökenli vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini ortaya koymak için onlara selam gönderiyor. Siz Kandil'e ve PKK'ya silah bırakma ve tecavüzlere son verme çağrısı yapınasın. Yapmanız gereken bu. Sonuç itibariyle şunu ifade edeceğim. Biz... Peki, teşekkür ediyorum. Bir de birer defadan fazla uzatmadım. Teşekkür ederim. Peki. Sayın Akbaşoğlu, birer dakikadan fazla uzatma vermedim. Sayın Çelebi, buyurun. Sayın Çelebi, buyurun. Ne? Evet, Sayın Çelebi, buyurun. Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye sataşmadan dolayı söz veriyorum. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben Atatürk'ün askeriyim. Bende milim oynama yok. Bir de sizin Atatürk'ünüze bakalım. Siz Atatürk'ün partisiyiz dediniz. Mutabakat metinlerinizde Atatürk'ten vazgeçtiniz. Bizim Cumhur İttifakı'nın metninde Atatürk de var, Türk milleti de var. Siz Atatürk'ün askeriyiz dediniz. Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz. Siz Atatürk'ün izindeyiz dediniz. Seçimde FETÖ'ye, PKK'ya umut verdiniz. Siz Atatürk ebedi önderimiz dediniz. Atatürk'e ırkçı diyeni, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyeni vekil ettiniz. Atatürk bayrak ve vatan mücadelesi yaptı. Siz genel merkezinizde bayrak kaldırıp özellik istediniz. İşte döneklik budur. Döneklik budur. Ben Atatürkçüyüm ama koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden değilim. Küreselci 10 Aralıkçıların sözde Atatürkçülerinden değilim. Darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değilim. Bu milletin milli manevi değerlerine düşman Rozat Atatürkçülerine hiç değilim. Ve size gelelim. Siz de döneklikle suçluyorsunuz öyle mi? Bu milletin ekmeğini iyi, bu millete soykırımcı diyenler dönekoğlu dönek. İstiklal marşı okumayanlar dönekoğlu dönek. Sırtlarını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar, Türk ordusuna kimyasal silah iftira satanlar asıl dönekoğlu dönek. Savunma bütçesi kısılsın diye PKK'ya kalkan olanlar dönekoğlu dönek. Asıl döneklik budur. Dönekliğin kralı budur. Ve son söz. Atatürkçüyüm diyorsunuz. Son verdiğiniz fotoğraf bu. Arkada Atatürk'ün üniformalı tablosu, önde Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftira atan PKK kadrosu. İşte sizin Atatürk'ünüz bu kadar.